Şimdi arkadaşlar öncelikle bu Draki Kulesi tanıştırayım. Başlıyoruz. Şimdi saygıdeğer arkadaşlar, bizler Knight Online'ın işte Twitch yayıncılarıyız. İşte birçoğumuz partner. İşte mesela Eva, Şamar, işte efendime söyleyeyim bizim Vines, Tolga, işte Nameci. Tabii bazı arkadaşlar yeni almasına rağmen partnerliği iyiler. Mesela Holy Spectre. Melih de partner. Draki Kulesi'ne bir merhaba deyin öncelikle. Draki Kulesi bugün bizim ana kaynağımız olacak. Polemik şeyimiz. Bizler şimdi bu oyunun PK tarafını daha fazla yapan insanlarız. Yani daha önceden şimdi daha önce şu mevzu var. Şimdi Entity Game'in şurada pusa girdiğiniz zaman abi, burada bir yerde bunların distribütör sitelere gözüküyordu. Special'da mıydı? Bir yerdeydi ama. Neredeydi amına koyayım? Power. Burada mıydı? Şuradaydı galiba. Bir saniye. Ya neyse işte buradan girdiğiniz zaman abi, burada alt tarafta Entity Game'in premium reseller'ları, yani premium satıcıları gözüküyordu. Buradan bir tane sitenin bir tanesi işte mesela hani bilmem ne Gamescom, değil mi abi? Tamam mı? Adam Gamescom'unda şey satıyor, bot satıyor, Knight Online Cosmos satıyor. Com.tr'sinde satmıyor ama burada Entity Game'de şeydi, premium reseller'dı. Tamam mı? Ben bir yayınımda açtım, bunu söyledim ve buradan kalktı moruk. Ama adamlar premium reseller'ları iptal etti. Yani bundan demin anladığım şey, anlattığım şey yanlış anlaşılmasın diye bunu tekrar ettim. Şimdi abi gelelim pus mevzusuna. Bizler Entity Game'in demeyeyim de Knight Online camiasının yayıncılarıyız. Daha önceden YouTube'da nasıl video çekip atıyorsak, PK videolarımızı paylaşıyorsak, oyunun gündemini biz tutuyorsak, sosyal medyada, işte mecralarda, her yerde, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da, Zartçurt. Ama bu sefer de Twitch'te tutuyoruz. Ve Twitch'in partner yayıncılarıyız biz. İşte Şamar olsun, işte Vines olsun, ben olayım, İşte Nameci vesaire vesaire. Şimdi partner olmayan yayıncılar var. Bak ben sadece az izlenen veya çok izlenen arasında gidip gelmiyorum arkadaşlar. Hepimiz Twitch Night Online sekmesinde yayın yapıyoruz. Tamam mı? Tabii ki de pus vermenin, yani yayıncılara destek olmanın bir kriteri olması gerekiyor. Yani benim, affedersiniz size, amım yok diye, tamam mı? Ben bu kameranın karşısında bu oyunu oynadığım zaman bana pus desteği şey alamıyorum mesela, anladın mı? Mesela Vines Tolga PK atıyor abi her gün ama bu Draki'ye girmiyor diye pus desteği alamıyor amına koyayım. Ya da mesela efendimi söyleyeyim, X yayıncısı partner ama sadece PK atıyor adam. Tamam mı? Farm üzerine bir etkinliği yok ama ya server dolanıyor, belli bir çarı yok ama pus desteği alamıyor. Yani bunun belirli kişilere verilecekse de bir kriterler olması gerekiyor. Anladınız mı? Yani bu kriterleri karşıladığı zaman bu desteğin verilmesi gerekiyor. Yani mesela bak, kimsenin aldığı pus desteğinde ya da herhangi bir şeyinde, oyun desteğinde bir gözüm yok. Çünkü biz bunlara ihtiyacı olan insanlar değiliz. Tamam mı? Ama yani amına koyduğumun yerinde moruk, biz bu oyunu oynuyorsak, biz burada farmdan başka bir sürü içerik üretiyoruz. Yani CSV'si var, CS'deki olayları var, polemiği var, işte serverları var, zartı zurtu bir sürü şey var. Biz bunların hepsini yapıyoruz. Ama adamın biri geliyor moruk, sabah 9'da Draki'ye giriyor, akşam 12'de Draki'yi bitiriyor 50 tane charla ve adam pus desteği alıyor. Böyle bir şey olamaz abi. Ya bu kesinlikle yanlış. Ya gerçekten yanlış. Anladınız mı? Ya bu, ben bundan rahatsız oluyorum. Ya bak mesela benim abi beyaz sakal Onur. Onur kankam alsın ya. Onur alsın abi. Tamam mı? Sinan alsın amına koyayım. Ya alalım. Hepimiz alalım ama, tamam mı? Yani benim ortalama izleyicim, o örnek veriyorum, 200 abi. Adam Twitch'i açtığı zaman ana sayfada beni görüyor amına koyayım. 70 izlenen adamı Draki Kulesi'nde adamı şey yapmıyor ki. Mesela moruk, dışarıdan gören Knight Online'ı bilmeyen adam geliyor basıyor moruk, tamam mı? Birini görüyor, basıyor amına koyayım.
Farm yapıyor adam. Oyunda farmdan başka bir sürü içerik var amına koyayım ya. Biz niye bu içerikleri sunuyoruz diye destek alamıyoruz acaba? Yani anladın mı? Bence oyundaki push desteğine daha çok PK atan yayıncıların, savaş alanında PvP yapan oyuncuların ihtiyacı var. Yani anasının götünden siktiğimin yerinde şu Drake'i kuresinde benim Valkyrie'm olsa ne olur, Pathos'um olsa ne olur amına koyayım. Anladın mı? Yani bana push desteği vermesin eyvallah. Bak ben kendim istemiyorum. Çünkü ben bir kere bir bok yedim. Entity Game beni adam yerine bile koymaz. Şu dakika gidip Discord'una selamünaleyküm yazsam aleykümselam diyecek adam yok amına koyayım. Hepsi yüzüme tükürür makro kullandım diye zamanında. Eyvallah haklılar. Çok güzel. Hiç sıkıntı yok. Ben istemiyorum zaten. Tamam mı? Ama mesela abi Vayne's var. İşte efendimi söyleyeyim Shamar var. Nameci var. Ya bu adamlara versene. Bu adamlar sadece PK atıyorlar amına koyayım. Yani oyunda sadece şey yok, farm yok. Dışarıdan gelen adam PK'yı da görsün amına koyayım. Girmiş bir yerde sürekli mob kesiyor. Oğlum Warframe mi oynuyoruz amına koyayım? Knight Online lan bu. Adam öldürüyorlar dışarıda bu oyun için amına koyayım. Ya işte parası var yok ayrımı olmaması lazım abi. İnsanları ayırt etmemesi lazım yönetimin. Ben burada sorun yaşıyorum. Yani mesela moruk ben ban yiyorsam tamam mı? Yani mesela ben ilk gün 7 gün yedim ilk banımda. Murat bir gün yedi. Yani Murat ikinci banında sınırsız yedi. Ben ikinci banı yemedim mesela. Hani bana bir gün atıyorsan ya da Murat'a bir gün atıyorsan bana da bir gün atacaksın. Ya da bana 7 gün atıyorsan ona da 7 gün atacaksın. Yani sırf ne bileyim abi. Yanlış yani. Bazı şeyler çok yanlış ya. Yani insanlar bak Night Online izleyicisi ne biliyor musun? O farm yapan adam bile YouTube'a PK Movie yazıyor amına koyayım. Anladınız mı abi? Yani tamam bunu bugün burada yaptığımız polemiği, bugün burada söylendiğimiz şeyleri falan filan belki YouTube sayfaları paylaşmayacak. Paylaşmasınlar abi. Ama en azından yani şuradaki 350 kişi bunu görsün, anladın mı? Ya bizim böyle bir sorunumuz var moruk. Ve biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Şimdi mesela bu ben ön ayak oldum diye. Ya bugün Vice Tolga ön ayak oldum hani bunları söylüyorum mesela. Aleyküm selam abi, hoş geldiniz. Yani bilmiyorum. Yani sizin görüşleriniz neler? Siz ne hissediyorsunuz bu konu hakkında? Bir sıkıntı yok abi. Rosetta da vardı. İlhan hadi gülek siktir et. Ya yok abi. Ben bu konudan rahatsızım yani. Ben daha da söylerim. Bütün gün söyleneceğim yayında yani moruk. Bu böyle yani. Benim arkadaşlarım diğer yayıncılar push desteği alana kadar olacak. Mesela şimdi örnek veriyorum. Benim bir belli bir karakterim yok değil mi moruk? Ya Argent mesela ya. Abi Argent'ın da yok push desteği. Aman akıyım. Argent yeni server'da oynuyor mesela. Argent'ın da ihtiyacı var abi. Yok mu bu adamın ihtiyacı? Var. Ya hep vereceksin ya hiç vermeyeceksin abi. Bu böyle olması lazım yani. Mesela ben geçen gün bak ben şuna da karşıyım. Night Online oynayan engelli arkadaşlarımız var, kadın yayıncılarımız var. Tamam mı? Abi yani kadın arkadaşların ve işte engelli arkadaşların GM'ler özellikle ve özellikle gerçekten çok yanındalar. Adam yani yayın açmış engelli, tamam mı? GM Pateo orada mesela. Anladın mı? Önünde duruyor adam. Ya da mesela işte bir kadın yayıncı açmış. Sinsirella'dan bahsedeceğim ya. Sinsirella benim arkadaşım Sinem. Tamam mı? Yayın açıyordu abi. Chat'te Pateos. Pat hemen push desteği, premium bilmem ne. E abi ya kusura bakmayın da yani benim amcığım yok diye alamayacak mıyım ben bunu yani? Anladın mı? Bak Sinem gitti biz vururuz burada. Yani bu kadar basit abi bu olay. Yani bunu gerçekten yani yönetimden birisi ya da birileri bu olayı duyana kadar tamam mı?
Ben çıkacağım her yayında. Makvelo hoş geldin kanka. Makvelo kankan pus desteği alıyor mu mesela? Alıyor musun kanka? Benim adım geçmiş de anlamadım. Yok kanka adın geçmedi. Daha yeni seni görünce adını andık. Sen pus desteği alıyor musun bak böyle? Konuyu sapıtma şimdi. Konuyu sapıtma. Burada ciddi bir mevzu tartışıyoruz. Hayır alıyorsa taşlayın değil. Alıyorsa linç yiyecek diye bir kaydı yok abi. Yani, ulan alıyorum diyorum ya arkasında okusana. Ha kanka tamam. Mesela Makvelo kankan her sabah morup fix adamın sabit yayını var alıyor. Hak ediyor sonuna kadar hak ediyor. PK'sını da atıyor. Farmını da yapıyor amına koyayım. Her şeyi gösteriyor yayında. Tamam. Mesela kıçı kırık bir adam. Kıçı bak aşağılamak için söylemiyorum. Yani kıçı kırık bir adam. Adam sadece Draki kulesi yapıyor. Anasını götünden sikeyim bak. Başka hiçbir şey yapmıyor. Düzenli de yayın açmıyor. Tamam mı? Bu adama pus desteği veriyorlar. Yani gerçekten yanlış ama. Gerçekten yanlış. Ben burada Draki derken Nuri'ye gönderme yapmıyorum. Bakın olayın Nuri ile uzaktan yakından alakası yok. Tamam mı? Alana sövmüyorum oğlum zaten. Veren suçlu. Veren suçlu bunu. Ya ben mesela abi ben akşam PK'ya çıkacağım amına koyayım. Ya 7-8 SC PK atıyorum. Abi en çok SC'ye benim ihtiyacım var. En azından pazarda SC'yi satıp amına koyayım çarma item almıyorum ya. Düşünsene. Mesela sen gidip bunu bir farmer'a verirsen o farmer gider onu satar moruk. Üstüne başına kıyafet alır. Anladın mı? Ben bunu yapmam ama bana bu SC'yi verirsen ben bu SC'yi sonuna kadar kullanırım amına koyayım. Ya da mesela bana pus mu verdin? Abi ben zaten her ay pusumu, valkirimi falan, kanadımı, yarrağımı, küreğimi her şeyi çekiyorum ya. Yani bak ben Entity Game'in Discord'unda yayıncı bile değilim. Tamam, ban yediğim için yayıncı bile değilim. Haklılar ama bana vermiyorsa başkasına versin abi. PK atan arkadaşıma versin amına koyayım. Ben bunu istiyorum. Ha ya kendin at bir trade salt vermek zor değil ki amına koyayım. Ver kendin at bir trade salt ver ya. Aleyküm selam. Amına koyayım ondan sonra 10 sayfa SC'si olsun adamın. Ya ben GM'lere bir şey demiyorum abi. Bu illaki bir yönetimden bir yerden geçiyordur bu karar, tamam mı? Ama yani abi biraz da bize destek olun amına koyayım ya. Anladın mı? Yok kanka ben Onur'a sallamıyorum. Burada mevzu Onur'a sallamak değil. Ben Onur'a sallamıyorum bak. Onur da alsın. Onur da hak ediyor. Onur da CZ'de PK atıyor amına koyayım. Ona vermeyecek de bana mı verecek SC? Yani Onur da mesela her sabah CZ'de anladın mı? Ama abi adam gidiyor mesela. Anasını sikim Hobgoblin kesiyor. Tamam 4 saat Hobgoblin kesiyor. Yayın başlığında CZ'de PK yazmış amına. Anasını sikim Hobgoblin'le mi PK atıyorsun ya? Moruk. Yani ben söylediğimi izleyince anlarlar. İlla ki yönetimden birisi abi. O GM arkadaşlarımızdan, abilerimizden, saygı değer insanlardan birisi bu şeyi görecek. Tamam mı? Düzenli yayıncılara veriyor bu desteğini. Tamam abi ben düzenli yayıncıyım. Vice Talk'a düzenli bir yayıncı. Spectre Ameli. Sen bu adama versen pusu bu adam belki her gün yayın açacak amına koyayım. Anladın mı? Bu adam SC parasını çıkartmak için server'da farm yapıyor ya. Bahçeden çıkmıyor amına koyayım. İtem yapacağım, PK atacağım diye. Götünü yırtıyor lan bu adamlar. Günde 8 saat, 10 saat farm yapıyorlar amına koyayım. Bu adam düzenli yayın yapmasa partnerliği nasıl alacak oğlum? Bunu hiç düşündünüz mü amına koyayım? Zaten düzenli yayın yapmayan insan partnerlik alamaz. Yani bunların kriteri olmasını istiyoruz abi. Ya her ay çektiğim için vermiyorlar da kardeşim yani anasını sikeyim bizim de cebimizdeki para da çara item mi alalım PK mı alalım. Ha bu oyunun mesela Steam'de GB karşılığı şey GB satışı falan yasak değil mi? Usku'da yasak mı amına koyayım?
Makvelo her sabah Ağustos dışında ne yapıyor? Abi Makvelo yeri geliyor 8'e 8 yayın yapıyor amına koyayım. Yeri geliyor PK yayını yapıyor. Adamın oyun oynadığı saatlerde bu var, bu PK'sı var. Mesela sabah 7'de kalktım ben Makvelo gibi diyelim. Tamam mı? CZ'ye girdim moruk. PK sadece Ağustos'ta dönüyor. Anladın mı? Ya da troll slotunda dönüyor. Makvelo'nun yayın kuşağında bu var amına koyayım. Mesela benim yayın kuşağımda da Bifrost var. Ben akşam 12'de işten çıkıp eve geldiğim zaman sabah saat 5-6'ya kadar Bifrost ve CZ'de PK atıyorum amına koyayım. Anladın mı? Vice Tolga mesela. Akşam abi işi yok adamın. Oturuyor yayın açıyor saat 8'den 12'ye 1'e kadar PK atıyor adam amına koyayım. Ya da Şamar mesela bütün gün boş amına koyayım. İşi yok iplerin. Bütün gün oyun oynuyor amına koyayım. Adam sabah da oyunda, akşam da oyunda. Adam 3 Bifrost'a giriyor lan günde. Manyak. Bu adama vermeyeceğin de kime vereceksin abi? Ya da mesela Nameci amına koyayım. Tamam mı? Bu adam akşamları PK atıyor. Tamam bir çarı yok, yeni bozdu destandaki çarı. Polemik de yaptık. Hatta polemik yapmaya geldik biz. Onun adamları bize bir şeyler yazdı diye. Ama ben bu polemik yaptığım adamın da hakkını savunurum burada, anladın mı? Ya da yapacağım adamın da. Biz adam kayırmıyoruz amına koyayım. Evet, numaram hala 23 olan. Yani mesela Eva amına koyayım ya. Abi Eva köpek gibi PK atıyor amına koyayım. Tamam. Yani çoğu insana göre kolu bacağı yok falan filan hep dalga geçiyorlar falan da yani Eva da. Oğlum Mortingen Shitrise'ın bile pot hak ediyor lan. Mortingen Shitrise bile amına koyayım. Bizim özürlü bile hak ediyor pus desteğini amına koyayım. Yani. Anladın mı? Bak adamla polemikteyim. Ana avrat sövüşüyorum. Arkalarından member'ın yayın yaptığı zaman chat'ine selamünaleyküm yazınca Cemil Kant anama avradıma küfür ediyor. Ama ben gelmişim burada ben o adamın bile pus desteği almasından bahsediyorum, anladınız mı? Yani benim burada söylediğim şeyler adam kayırma falan değil. Ya satıp başka bir şey alsın abi, ihtiyacı varsa alsın da. İşte bak bunu mesela Onur'a verdi, sattı adam eline iyi aldı, moruk CZ'de sıkıyor. Ama sen bunu gidip bütün gün 7 Euro Impact'la farm yapan kıza verirsen amına koyayım. Tamam mı? Bu adam onu satar, üzerinden 8 Fabrizio alır. Gene veya akşam ekmek alacağız eve. Moruk farm yapmamız lazım. Gece içeceğiz, sabahına kokoreç yiyeceğiz. 2 tane daha Draki kesem amına koyayım. Yapar. Anladın mı? Yapar yani bunu. Olay burada bitiyor. Boş konuşmadım abi, değil mi? Yani şurada yarım saattir falan konuşuyorum. Boş konuşmadım umarım. Polemik yok mu? Kanka daha ne polemik yapayım bunu? Abi sen olayı mı anlamıyorsun? 3 tane kız oyun görüyorsun. Diyor bu oyun oynayan bir sürü kız var. Daha geçen hafta Steamco Cyper'da abi Funda diye bir kız vardı. Kız yayın açmıyor. Ama çarı fakir amına koyayım. Eyvallah Zafer'cim, teşekkür ederim. Ya isim vermiyorum abi. Bak, isim vermiyorum. Ben sadece genel durumu eleştiriyorum. Benim kimseyle bir derdim yok. Derdim olsa zaten gider derdimi alırım ben amına koyayım. Derdim olan adamdan gider derdimi alırım ben. Bırakmam yani kimseye. Ya tamam hadi tatavayı bırakın amına koyayım. DC gele karşılıklı konuşacak. Doğru dediğin yer var ama yanlış dediğin yer de var bence. Ne var mesela Makbule? Tamam gel benim Discord'a kankam. Konuşalım amına. Sen pus alanları savun, ben pus verilmeyenleri savunayım. Olur mu amına koyayım? Hadi bakayım devam ki. Bir dakika şimdi bir parti verse alın onu amına. Tüh anasını sikim, eko skilleri şeyde diye kesemedik adamı ya. Tamam Makvelo benim DC'ye gel kanka. Hadi gel konuşalım amına koyayım. Gel. Gel amına koyayım gel. Ha, polemik odasına da aldım seni.
Kankam merhaba. Canımın içi. Konuş hayatımın anlamı konuş. Hazreti Kurumay Başkumandan Başbuğ Mehmet kankam. Konuş. Konuş aşkım. Mikrofon verdim sana. Kanka mikrofonunu açsana DC'de be. Polemik odasına geldim hadi. Kankam ses ver bakayım. Hadi ulan. Tamam bir dakika üst odaya alıyorum seni polemik odasına. Dur. Heh tamam Ha, kanka bu oda kriptolu tamam. oda tamam mı? Polemik odası benden başkası göremez. Kanka. Tamam kanka. Çok ses Evet, geliyor. hadi kapsıyoruz kanka. Hadi Kulağınız kal. çok mu geliyor? Peki disleşmedik mi şu anda? Hadi disleşelim. Lan Ha. o neyse. Öyle değil oğlum ya. Şaka yapıyorum, şaka da. Ha. Kanka bak. Mesela şey diyorsun ya, ben ona şey yap. Şu Mesela klavye Vines. sesini uzak tut. Klavye sesini uzak tut lütfen. Dur basmıyorum, basmıyorum. Hala geliyor amına koyayım. Oğlum nereden geliyor? Ellerim klavyede değil. Ne bileyim çek ellerini kardeşim. Belki Tüm makro çıktı makro lan. tuşu Tüm makro makro mu? gitti amına. İfşalandın amına koyayım. Pardon. İfşalandın amına. Anlat kankam dinliyorum şimdi. Kanka bak dedin ya Vines mesela işte sürekli yayın yapıyor. İşte Yok Melih adam sürekli yayın yayın yapıyor dedi. yapmayı bıraktı amına koyayım. Tamam mı? Yapmıyor Ha işte artık. bıraktı. Sorun Adam şurada. Bu pus yayın... desteğini bak 2 aydır veriyorlar. Tamam. İki İki aya aydır. kadar pus desteğini kimse almıyordu. Tamam. Pus desteği Yo başladığı anda zaten alıyordu böyle kankam. Yani ben biliyorum ya. Kendi Levo'dan tal dilinden biliyorum. Tamam bak bu bir adamlar iki tane gizli tamam. falan vardı. Bu Evet. adamlar Twitch'in Allah'ı tamam mı? Bu adama vereceksin tabi amına koyayım. Tamam mı? Bu adama versin zaten. Vermese suç amına. Ama alıyorlardı yani. Ama çok alan yok. Bir iki vardı. İşte bu paketler düzenlendi. İşte SCMC vermeye başladılar. Bu şeyden bahsetmiyorum bu arada. Ne onun adı? Bu 5000'er tane pot, kanat falan. Onları hiç saymıyorum. Onlar L'ye geliyor. Onlar GM'ler yayına geldiği zaman yayıncı ödül diye veriyorlar. Benim ilk aldığım ödül de oydu zaten. Hediye ya da Evet abi. Ama dediğin gibi 2 aydır vermeye başladıkları zaman bu dediğin adamların hiçbir düzenli yayın yapmıyor. Peki bir şey Onun söyleyeceğim Makbelo. haricinde Dur tamam ben gireyim hemen devreye. Abi beni tanıyorsun ben çok uzun süreden beri yayın yapıyorum. Bir sene olacak bu sene, Ocak ayında. evet. Tamam mı? Hadi ben makrodan ban yedim amına koyayım. Ama makrodan ban yiyene kadar 3-4 ay geçti amına koyayım. Ben niye o 3-4 ay içinde pus desteği almadım mesela? O 3-4 ay içinde mesela ben de bu süreçte almıyordum. Tamam da yani abi yeni server açıldığında biz de şey izlenmiyorduk yani ortalamanın hep üstündeydik. Her zaman üstündeydik yani. Ya yeni server açıldığında ben 1500-2500 E tamam arasındaydım. işte Hani sen iyi benden daha çok fazla ilerlemiştim izleniyordun falan amına da. koyayım yani. Bak şöyle Rosetta'da tamam mı? Yeni server gelmeden önce beni bu ödül alanların içine aldılar. Tamam mı? Rosetta'da bir ay ödül aldım. Sonra yeni server geldi. İşte 9 ay mı oldu, 10 ay mı oldu? 9-10 ay bir kere bile ödül vermediler. Ya tamam da kanka mevzu burada senin alıp benim olmam. Mevzu burada Draki'den başka etkinlik yapmayan adamın pus desteğinin olması. Anladın mı? Onu da şöyle yapıyorum kanka. Şu şekilde bakıyorum diyeyim daha doğrusu. Ya oyun sonuç olarak hani tamam sadece Draki de illaki upgrade'ini de yapıyordur vesairesini yapıyordur. Kimden bahsettiğini bilmiyorum. Ya sadece Draki ile geçmiyordur yani öyle tahmin ediyorum. Ya kanka Drake ile geçmesin. CZ'de amına koyayım. Hop Goblin ile geç. Nasıl Ya evet sikeyim? ama sonuç olarak şey yani kanka oyunun amacı sadece PK değil. Ya biraz tarafsız baktığın zaman Knight Online'da pazarı da var, E PK'sı da tamam. var, farmı da var. Yani şimdi siz şu açıdan bakıyorsunuz. Ya ben de o açıdan bakıyordum diyeyim. Ya bu oyun tamamen PK. Ya değil abi. Bu oyunda benim PK atabilmem için bir karakter dizmem Evet gerekiyor. evet karakter Karakter dizmen. yapmam için farm atmam gerekiyor. Ha Ya başka sonuç kanka. olarak örnek veriyorum. Benim PK yayınım da var. Ben kendim tenzih ediyorum. Bu sürekli alt yapanlar harici girsin yayın geçmişine baksın. Orası ayrı mesele. Kendim tenzih ediyorum ama yani ben mesela gündüz yayın yapıyorum. Gündüz farm atıyorum. Bunu gösteriyorum. Yayındaki içerim ne abi? Karakter nasıl yükseltilir? Evet Ben abi. yayında bunu gösteriyorum. Ve şu da var. Entity şimdi adam diyor ki Entity Game'in bilmem ne yapayım. Entity Game şöyle salak. Entity Game böyle salak. Ya şimdi sen o aradaki seviyeyi korumazsan, sen karşı Tamam. taraftaki bir şirket değil de babanın oğlu gibi yorum yaparsan o adamlar da sana pus desteği vermez. Tamam. Birçoğu bundan alamıyor. Şimdi ben gene kendi açımdan bahsediyorum. Bak o makro mevzusu olmadı. Hadi ben makrodan ban yemedim. Entity Game'de yayıncı takıp duruyor falan filan. Tamam mı? Ben amına kodumun oyununu 2004'ten beri oynuyorum. 2012'den beri sabit bir şekilde oyunun zaten reklamını yapıyoruz biz. PK içeriği olsun bilmem ne. Tamam mı? 2012'den beri YouTube'a video yüklüyorum ben. PK videosu amına koyayım.
2019'da TWiC'e gelmişim birinci ayda. 12. ay olmuş Memo kanka. 12 ay geçmiş aradan. Benim yayınıma daha bir tane GM gelmedi. Kızın yanında oturuyor amına koyayım adam. Onu dediğin kısmı bilmiyorum. Niye gelmedi, niye etmedi, denk gelmemiştir diyebilirim buna en çok. Bak şu an bir tane arkadaşımız var mesela. Duyma ve görme engelli. Evet. Denk geldi mi İşitme bilmiyorum. Şu ve an konuşma engelli. Dekompres ve ol falan. Mesela gidiyorlar, donate atıyorlar, yayına destek Hı. olmaya Biz çalışıyorlar. de Bizim de host atıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Biz de ondan sonra, elimizden ya geldiğince destek ben de atıyoruz. kendimce Evet. gönlümce bağış Hı. attım yettiği kadar. Orası ayrı Hı. mesele de. Mesela Beyaz Sakal Onur'un yayında mesela gittiler PK attılar. Şimdi Patios, ben baktığım zaman benim en son Discord'uma Rosetta'da Bifrost dönerken 5 dakika uğradı. Benim daha Discord'uma bile... Ne Discord'u amına İşte koyayım? Ben adamı... Discord'un demişim ya, Ha tamam yayınıma yayını... çıktı. Neyse Biliyorum işte. yayınıma. Discord nereden çıktı? Yayınıma 5 dakika uğradı. Şimdi buna baksan bir senedir benim de yanıma Bir gelmiyor. dakika abi. Ananı götünden sikeyim. Bir kür at. Aslı mı keseceğim ben burada 10 tane adamı? Evet devam et abi. Yani hani ben şimdi benim yayınıma gelmiyorlar diye ben laf edemem Yok kanka ben ya. yayın... Denk Ben... gelmiyordur, saatler uymuyordur, bir şey Abi tamam oluyordur. ben Ben yayınıma şu an... gelmiyor diye laf etmiyorum zaten. Anladın mı? Hak eden insanların da alması gerekiyor ama almıyorlar amına koyayım. Almalarını Tamam, ben de sana istiyorum ben. şunu diyorum. Şu an hak edip de almayan kim var? Bana onu söyle. Abi kim var? Açalım yayını amına koyayım. Sinan Aç abi, aç. açalım Twitch TV amına koyayım. Bekle. Aç abi. Dur şu Kendi JNB bitsin fikrimi Sinan. söyleyeceğim bu arada. Tamam Yüzünde niye kanka. Hı. almayabileceklerini. İran var diyor. İran var. İran niye var? İran düzenli yayın açmıyor. Yeni başladı yayınlara. Bu bir. İkincisi makro muhabbetinden dolayı olabilir. Ben Herhangi bir makro suçum muhabbetinden yok. almadığımı düşünüyorum yani. Yoksa ben bu Entity Game bana ne zaman destek çıksa ben hayır demezdim yani hiçbir şey için. Yani. Ama Yahel kankam alıyor mu? Bilgim yok. Bak mesela Yahel hak ediyor Yahel'in alması lazım. Alıyor mu almıyor mu bilmiyorum yani. Yahel Bak başta Yahya hak aldı ediyor. yazıyorlar. Aldı mı? Aldı Tamam abi. yazıyorlar. Alıyormuş. Mikyas mesela her sabah yayıncı her Ya gece gündüz Mikyas'ı bu oyunda Mikyas'ın de herkes benim tanıyor. şahsi fikrim değil. Herkes tanıyor ama Neyse ben Entity iş... Game'de sorunlar yaşadı orada. Ha, O yüzden almıyordur diye tahmin tamam ediyorum. Mordingen Shitrise abi. O da bir aylık falan bir boşluğu var. Tam ödül verdikleri sırada boşluk yaptı. Yayın yapmadı. İşe başladı Mortingen. Bir buçuk ay kadar adam gibi yayın açmadı. Ödüllerin verildiği sırada yayın açmadığından dolayı almadığını düşünüyorum ben de. Normalde Tamam. alabileceğini düşünüyorum. Zuhan'la kankam alıyor mu? Alıyor diye biliyorum. Ha, Alıyordur diye düşünüyorum. IMTC alıyor muydu peki? IMTC de düzenli yayın yapıyor IMTC diyor. de uzun zamandır yayın yapmıyor mesela. Yok hayır alıyor alması lazım. Çünkü o arada yayın yapıyordu gene. 2 ay önceye kadar adamın 100 tane subs'ı vardı amına. Kanka bıraktı o. Ödüller başladığından beri yayın yapmıyor o. Abi bu ödüller ne zaman başladı amına koyayım? 2 ay oldu. İkinci ay ödülünü verdiler işte. Tamam biz Yani bir kazanı buçuk ay kaldırdık oldu moruk. belki de. İstiyoruz amına koyayım. Bu kadar basit. Benim Kanka yani alamazsın değil mi düşündüğün kardeşim? zaman orada da bir mantıksızlık yok. Yani iki tarafta da mantıklı veya mantıksız yerler var kanka. İşte ben de o yüzden diyorum ki hani bir kriteri olsun bunun. Tamam mı? Buna göre hareket edilsin. Ben istemiyorum abi Draki'de 7 Euro'nun impact'la amına koyayım şey Bence almasını. şahsi fikrim, ya bu arada konuştuklarım hiçbir kesinlikle Hı doğru ya da yanlış değil. Chat'tekiler yanlış anlamasın. Kendi fikrimi sunuyorum. hı. Bence bir kriteri var. Kriter ne abi? Ortalama izleyici. Evet, ortalama Yani izleyici. Evet, her güzel. yayında olur. Onun Her önüne yayında olur. geçemezsin. Ama aynı onun ama ağzından da küfür eksik olmayan bir yayın olacağını düşünmüyorum. Evet. Ekstrasından da oyunu ya her yönüyle gösterebilen bence. Tek bir yönde gösteren değil diye tahmin ediyorum. Bence kriteri budur. Ve size bak ben de örnek veriyorum yine kendimden verirsem. Bir güncelleme gele beğenmiyorum. Ben beğenmiyorum olmamış bu ne abi böyle mantıksızlık mı olur mu? Bu tarz konuşuyorum ama lan anasının amına koyduklarım affedersin ne yaptıklarım böyle güncelleme olur demiyorum. Şimdi ben bunu dersem bu adam bana gelip vermez. Vermezse ben de Sana onu da vermez. söylemiyorum amına Ha işte almayan yayıncıların isim verme gerek yok. %60'ı 70'i bu şekilde yorum yapıyor kardeşim. Tamam ben belli başlı zaten bir avucun parmak ya bir elin parmaklarını geçmiyor benim sana söylediğim insanlar anladın mı? Ama düzenli yapan benim gördüğüm de bir elin parmaklarını zaten geçmiyor lan. Kanka ama ya işte kanka diyorum ki hani biz yaptığımız zaman bizi destekleseydi biz buna devam ederdik anladın mı? Ya yapardık yani bunu.
Abicim ben Abi mesela de şunu düşün. oldu. Bak. Düşün şimdi, tamam mı? Holy Spectra, Melia amına koyayım. Bunlar tamam farm yapıyorlar. Köpek gibi yapıyorlar. Ama Entity Game buna azıcık Melis de her akşam düzenli yayın açıyor. Mesela Argent Servet amına koyayım. Argent Servet'e sen pozunu ver. Argent Servet yayın yapar her gün amına koyayım. Niye Ya yapmasın o işte adam? olay tam orada kopuyor. Pusunu ver yayın yapsın değil. Hayır Yayın bu... yap pusunu ver muhabbet. Tamam adam Sen ya... yaparsan veriyor. Sana şunu demiyor. Al bu pusu da git yayın aç Tamam demeyecek bu şimdi adamlar. biz alacak mıyız peki amına koyayım? Bu Abi bahsettiğim sen adamlar düzenli düzen... yayını Tamam yaptığın işte zaman onu ben diyorum gelirim. düzenli Alacağını yayın. Ha, düşünüyorum. tamam kanka. Ha senin için bir şey demiyorum. Ha, ben kendim alamayacağım zaten. Ben almak da Ha işte istemiyorum senin yani, için anladın demiyorum mı? ben. Benim kendi bir çarım da yok yani zaten. Ben zaten başkasının çarlarına giriyorum amına koyayım. Aynen. Ama dediğin Tamam mı? gibi Ben düzenli yaptıklarında zaten ben alabilecek mimlenmişim adamı pardon. Ben düşünmüyorum. bu oyunda kötü şeyleri söylemek için buradayım amına koyayım. İyi olan bir şey bende bulamazsın ki. Abi ben de oyunda kötü şeyleri söylerim. Ben hiçbir zaman o iyi bir şey ya da kötü bir şey iyi demedim. Ama bunu söylemenin bir üslubu var. Ama mesela kanka Murat ya. Abi Murat'ın da alması lazımdı. Adam reklam yüzüydü amına. Anladın mı? Dalga geçmek için Ben söylemiyorum bunu. bence almıştır. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama alması lazımdı yani. Yani Levo aldıysa o da almıştır. Tır yani. Ben mesela onun almama gibi bir şans olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum yani. Ben diğer yayıncı kardeşlerim de bugün Kanka. bunun üzerine konuştuk bayağı biz. Yani diğer yayıncı kardeşler de bundan rahatsız. Yani biz bu oyunu oynamayı bırakacağız diye bir kaydı yok. Biz illaki bu oyunu oynuyoruz. Çünkü bu oyunun biz kölesi olmuşuz amına koyayım. Anladın mı? Ya Kalkanı bak sen kaldıramıyoruz. iki ay önceye kadar bir iki kişi ödül alıyormuş, tamam mı? Benim de kulağıma geldi. Doğrudur yanlıştır bilemem. Ve ben diyordum ki hani daha doğrusu ve benzeri Knight Online Entity'nin chatinde sordu. Dedi ki biz neden push desteği alamıyoruz Tamam. gibi bir soru sordu. Tamam. Bir örnek daha Ve ver. GM'lerin açıklaması şu oldu. Kanka bir dakika. Dediler ki PK atanlara veriyoruz. Ben de o zaman ben de hani şey dedim karşı çıktım buna. Dedim bu oyun PK'dan ibaret değil. Ben sabah saat 11'de yayın açıyorum. Gündüz yayın açıyorum. Gündüz PK yok. Ne yapabilirim yani? Ya ondan sonra bak paketler düzenlendi vesaire. Yapmışlar bir paket. Birçok kişiye verdiler ondan sonra herkes aynı anda. Tamam, mesela ben bir örnek daha vereceğim kanka. Şimdi Sinem en basiti Sinem amına koyayım. Sincerella. Abi kız yayına geldi. Urkay'da X kasıyor. Pat. İşte şey. Eline Entity Game çükü. Amına koyayım. M Game Ha işte simgesi. onlara ben ödül olarak bakmıyorum. Ona Ondan herkese sonra 200 izlenene tamam. bile veriyorlar Tamam bazen. işte. Mesela örnek veriyorum. DC Pre falan, anladın mı? Amına koyayım. Yani abi Ben zaten bu arada DC Pre falan verdiklerini de düşünmüyorum. yani Bilmiyorum. al da abi aldı. Bak orasını sen diyorsun. Ben şahsen düşünmüyorum. Dediğin gibi bak standart yayıncı Valkyrie. paketi. Yayıncı paketi dediği Valkyrie'si. şu. Yayına girdikleri zaman birinin Knight Online oynayan birinin yayına girdikleri zaman bu 2 izlenir 3 izlenir. İzlenmenin ya da ne yaptığının hiç önemlisi yok. GM kendisi 5000 manapot, 5000 jampot, 15 günlük alay seviyesi bir tane de M20 maskotunu veriyor. Ha Bu tamam. düzenli standart ödül. Bunu İşte verebilir. bu bende yok mesela, amına koyayım. Yayın açtığım İşte zamanlarda da demek ki senin hiç yayınına olmadı. denk gelmemişim. Hiç olmadı. Bana da bir kere mi iki kere mi ne vermişler diyorsun. Rosetta'da da oynadığım Ben de zamanlarda. Maradona'da otururken elimde yarak tutmak istiyorum mesela. Anladın mı Ya abi? mesela João bana da vermiyorlar mesela. Onun farklısını veriyorlar kanka. Ya işte Ya biraz şey muhabbeti var dediğim gibi. Duruş muhabbeti mi diyeyim? Ben makrodan yakalanmasaydın sana bence verirlerdi. ben makrodan yakalanmasaydım şu an Çünkü ben çok senin yayında şahsen ilerlerdeydim kendim izlediğim zaman senin yayınlarında eğleniyorum. Eğlenilen bir yani. yayın olduğunda ben vereceklerini düşünüyorum yani. Yani ben de öyle düşünüyorum. Şu İbo'yu çekeyim mi? Şamar kankam gerçi kalsın aşağıda. O şimdi tanımıyordur seni. Küfürle alakası yok benim alamam. Ya bak ben almak istemiyorum. Tamam mı? Yani bana vermeseler de olur. Ne yapayım, ben girdiğim çarları seyirci mi bırakacağım? Zaten keş çekiyorum girdiğim çarlara. Ya oğlum Bifrost, mesela Bifrost'ta Great kapısı. Ben de oradan Deskent'le Bug'la geçmişliğim var amına koyayım. Bunun yaptığım zaman bana destek versin veya vermesin. Bunun onunla uzaktan yakından alakası yok. Evet benim de Ece'deyim. Gel Tolga. Gel amına koyayım. Aha, Vines kankam geliyor. Biraz önce şey yazmış. Polemik yapacak birini bulamayan entiteye mi E, sallıyorsun abi amına koyayım? entity'ye bak, bu sallamak değil kanka. Anladın mı? Bir şey yapılıyorsa
bir kriter olsun. İnsanlar ona uysun amına koyayım. Şey alsana Tolga, alsana. Alıyorum kanka. Tolga burada zaten. Tolga'ya yetki vereyim konuşsun. Tolga. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Bu arada arkadaşlar abi, gelen bugün... Vines Tolga. Abi bugün sana bir şey söyledim, hemen yayında patlatmışsın İlhan. Yani. Kanka sana söyledim, ben sana taktım çünkü buna kafayı. Benim de kafamı kurcalıyordu bu. Ya Maviş bak, senin söylediklerini ben dinledim. Her şeyde iyisin, okeysin. Tamam mı? Benim anlamadığım olay ne biliyor musun? Mesela bir X bir tane yayıncı, tamam mı? Ben gördüm o yayıncıyı, böyle takip ettim. Adamı ben ne zaman görsem abi, bak yayınını ne zaman açsam sürekli bana niye pus desteği verilmiyor, bana niye pus desteği verilmiyor, o niye olmuyor, bu niye olmuyor. Ben 200 izleniyorum, 300 izleniyorum, bir şey oluyor. Bak şurada sen de biliyorsun, tamam mı? Tutup da ben güzel bir başlık koyup Maradona'da çara oturtursam zaten 200-300 kişi geliyor havada. Yani ben de polemiği yapsam türlü, aynı şekilde amına koyayım. Her türlü geliyor. Şimdi olay şurada. Şimdi düzenli yayından kastın. Sadece her gün açıp Draki'ye girip Draki'de şey kasmak mı, hani örnek veriyorum VB kasmak. Adam bak şunu diyorum sana, adam pus desteği isteyen adam yayın açıyor. Draki'de VB kasıyor, işte Superior Box kasıyor, onu kasıyor, bunu kasıyor. Üzerine gidiyor. Sen mesela PK diyorsun. Adam gidiyor Hop Goblin'e bak. Bir gün PK diye yayın başlığı atmış. Adam gidiyor Hop Goblin'de PK atıyor. PK attığını biliyor musun? Buz kasıyor. Gelen adamlara saldırıyor. Ton atıyor. Ona PK yazmış. Bu yani. Adamın PK anlayışı bu. Bu adam mesela ağlaya ağlaya hani pus desteği aldı diyebiliyorum. Hani almadan önce sallıyordu, sıkıyordu. Aldıktan sonra ağam paşam yaptı entity game'i. Hani yani benim demek istediğim sana bu yani. Özel yazsana bir kim. Al bak yazdım. Bak ben çok iyi biliyorsun sen de. Ben takip ettiğim zaman çok iyi takip ederim insanları. Aynen. Ben de bütün insanları tamam takip ediyorum amına koyayım Twitch'te. Ondan sonra hani bak mesela bizim olaya gelecek olursak. Ben mesela partnerlik aldık değil mi şeyde? Twitch'te. Twitch'te. Ben Twitch'te partnerdi, tutup da ilk bir oyundan almadım. Ben Knight Online'dan aldım. Hepimiz Knight Online'dan aldık. Twitch'te mesela burada bir belli kriterleri var. Twitch'in kriterleri Knight Online'dan hani daha kesin ve net. Adamlar diyor ki 75 izleyici ortalaması. Ben 350 izleyici ortalamasıyla almıştım Destan'da PK atarken. İşte yok işte bilmem 2 hafta yayın aç, onu yap bunu yap falan filan. Bak ben o kadar düzenli yayın açtığımda sen diyorsun ki mesela geliyor Entity Game'den birisi yayına şey yapıyor, hani bir şey bırakıyor. Abi düşünsene hani benim yayınlarımı izlememe olasılıkları ya da denk gelmeme olasılıkları sence yüzde kaçtır? Yok kardeşim. Yok. Olmaması lazım. Mesai tamam saatleri içinde veya dışında her türlü denk gelirsin abi. Twitch'e azıcık önem veriyorsan. Gittik YouTube'a mesela, o kadar video attık. İşte PK videosu olsun, polemik olsun, bir şey olsun. Yayın açtık. Öyle böyle yaptık. Hani çok zor bir şey değildi. Hani ben tutup da Entity Game'in bana tutup hani pus desteği yapmasını istemiyorum. Hani ihtiyacım da yok zaten benim. Gitsin kendi kriterlerine göre istediğine versin. Ben de sıkıntı değil. Ama tutup böyle zaten oyunda amacı TL kasmak olan adamlara üzerine gidip sen bir de pus desteği verirsen, tamam mı? Ne kârı kalıyor bunun pus desteği? Kanka valla o dediğin kişiye ben de tutulmuştum. Hatta birkaç muhabbetine de tutulmuştum. Yani o konuda sonuna kadar haklısın. Ben de niye acaba diye sorguladım. Yalan değil. Ama dediğim gibi kanka yani bu ben ya, şuna göre yorum yapıyorum. Böyle bir şey varsa, böyle bir muhabbet varsa, ben sonuçta neye göre, kime göre, neyin kriterine göre veriyorlar bilmiyorum. Ama ya şu benim, an verdikleri adamlara bakıyorum. Demek ki diyorum böyle böyle yapıyorlar. Ya benim sana dediğim olay, adamlar şu an sadece düzenli yayın olayına bakıyor, tamam mı? Tamam abi madem öyle düzenli yayın, tamam mı? Benim de canım sıkıldı. Bugün gittim premium çektim. Girdim abi. 3 saatte 4 tane weapon 1'e 40 kastım, tamam mı? Tamam. Maksat orada weapon 1'e 40 kasmak falan filan değildi. Maksat orada taşa. Herhangi bir şey yapmak değildi. Ha maksat ben işte yayın açıyorum. Sağa sıkıyorum. Sola sıkıyorum. İlhan geldi. Evet. Ben de geldim. İlhan geldi. Ona sıktım, buna sıktım. Hani maksat kanka. Hani tamam item kasmaya çalışıyorsun. Karakterini yükseltmeye çalışıyorsun. Bana haricinde ne veriyorsun? Adama bakıyorum bak. Adamın sadece amacı. Adamın 83 level çarı yok ya bir kere. Bu yani hani... Aa kanka 83 ki... olursa Treyant'tan şey atmıyor. Ha. Kanka 83 olursa Treyant'tan şey atmıyor. 80 olacak ya da 79. Ondan. Hani anladın mı benim demek istediğimi?
Mavis. Kanka tek söylemesi çok iyi anladım ama tek adama doğru şu an yorum yapıyorsanız o dediğin tek kişiye adama doğru tek ben adama yorum değil, yapıyorum. Geneline yorum. Geneline yorum mesela yapıyoruz kardeşim. Sen diyorsun ki birisi geliyor diyorsun ya sen. Birisi geliyor işte. Ona işte sembolik işte bir şey veriyorlar eline, taşak veriyorlar bir şey. Ben çok Game çok işte 2-3 yayıncıda çok gördüm böyle 1-2 izlenen çok genç evvelilerini gördüm onu. oyuncağı veriyorlar. Hani abi çok zor bir şey değil. Biz yani şu oyunu oynamışız mesela, bak ben sizin kadar veya İlhan kadar eski zamandan beri bu oyunu oynamıyorum. Ben şu an 3 yıldır falan bu oyunu oynuyorum. Hani haricinde ekstra bir şeyim yok. Şu ana kadar ben ne sponsor aldım birinden, ne gittim Entity Game desteği aldım, hiçbir şey almadım. Ama elbet hani gelip de adam hani gönül yapmak için diyebilirdi ki kardeşim al sen de şu potu bas. Aynen amına. Potu ver, Anladın mı? potu basayım. Bu hani bizi biliyorsun yani biz mesela ben oyuna başladığımdan beri ben bu oyuna çöp slotta farm atarak başladım. Hani şu an biraz üst seviye oynuyoruz eyvallah. Hani o kadar umurumuzda değil mesela benim pot vermiş bir şey vermiş. Umurumda değil, maksat burada gönül kırmamak, onu yapmamak yani. Adamlar bak sadece bak benim klanımla da The Crow'le, benim klanımla da The Crow'le değil de ben solo bir farmer olsaydım, ben gidip de günde orada 3 tane Draki'ye girseydim, Yani gariban ki olsaydı. haftada 3 gün yayın açsaydım kanka, o Entity Game'in şeyi bana direkt gelecekti. Ama sırf benim klanımla da yok Secret, yok The Crow'le diye bu destek adamlar ön şey olduğu için direkt hani bakıyorlar. Bu zaten The Crow'da, Secret'ta kesin bunlar polemik yapar. Aynen öyle. O yüzden ben bunlara vermeyeyim. Bak bunun örneği de server başında bir yayında denk geldi. VG2 daha yeni açıldı CZS o zaman. Yayında bir etkinlik oluyor. GM'ler bağlandı işte yayında şey yapıyor. The Secret Crow'le bunlar yine mi burada? Her işte gittikleri server'ı bunlar karıştırıyor zaten falan filan diyorlar. Kendi aralarında bile yani. Ya Anladın mı yani? mesela Olay o kanka. abi tamam, GM'in mesela Karus bahçesinde ne işi var BB ile amına koyayım? Nasıl Kanka BB'li? ben Onun yanında PK attılar. BB derlerdir öyle. Takılmış adam. Ben de izledim onu. Tamam, niye Ben Secret, mesela mesela niye Vega'da Secret'ı darlamadılar amına koyayım? Ya abi ne alakası var? Ne Çok kadar alakası saçma var bir abi. soru. Bence Abi ne saçma değil alakası amına var koyayım. ya? Bence İlan çok nereye alakası atladın İlan sen de var. ya. Kardeşim Atladım olaya ya. girdim Nereye yani. atladın? Kardeşim Sen de ben nereye atladın? gelsin mesela Neyse olay bu. boş ver de. Neyse. Bak olay O boş zaman ver beyaz de. sakalın yayınına gittiler. Benim gelmeden Entity'nin bilmem ne Hayır ya. abi. Böyle şey mi var amına koyayım? Ne Ya alakası var? gerilme bak. Kanka Sikerim o belanı. Bağırma bana milletin içinde. kanka Yok ben eğleniyorum. Bağırma. Kanka o olayı boş ver de konumuz o yani. Hani burada mesela chat'te birisi şey yazmış. Server'ı boşaltanlara niye pus ses verirsin? Kardeşim biz server'ı hani tutup da adamlara gittiğine şey yapmadık. Adamlar savaş açtı bize. Kaybettiler gittiler tamam mı? Bu olay bu. Benim haricinde yok işte bana o kadar keş vermiş. Yok işte pot vermiş, mod vermiş. Umurumda değil. Sadece tutup da adamların arkasından sallayıp hani üzerine işte yalan yanlış başlıklar açıp hani pus testi alanlara ben söylüyorum. Mesela Kanka Maviş. adamlara lafım yok. Tamam Bak sana ben mesela diyeyim bak kardeşim. Sen gittin Vega'da ilk Rof artı 2 bastın tamam mı? Bir ringine o kadar para verdin. Haricinde bak farm at, itemini yap tamam mı? Çık CZ PK'n at. Bunda sorun yok zaten. Tamam mı? Adam dediğim gibi adamın daha 83 level çarı yok. Adam bu oyunu bak Knight Online'ı TL olarak gören adamlar direkt anasını satayım onların pus testi alması zaten sakıncalı nokta. Kanka Ben dediğin sana de onu bak diyorum ya. şurasında katılıyorum. Tamam mı Tolga? O dediğin kişi hakkında bak ben de ona tutuldum. Ben ona anlam veremedim. Bak onu silersem ama tek diyeceğim şey şu tekrar ediyorum. Pusteste 1,5 aydır veriliyor. Yani 1. ay verildi, 2. ay verdiler. Tamam mı? Birçok genç herkese aynı anda verdiler. Şu an mesela örnek veriyorum. Seni örnek vereyim. Niye alamadın? Çünkü ödül verdikleri dönemde yayın açmadın. Daha öncesinde açıyordun. Kabul ediyorum. Ama o dediğim dönemde ben de almıyordum mesela. Ama Adam ben selam sana sabah vermiyordu. Bak yok bunu da selam. şu muhabbete bağlıyorum. Tamam mı? Bunu konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum. Kendi şahsi fikrim. Domenico muhabbetinde tamam mı? İnsanların ağzında yani şey oldu işte. Yok adam kayırıyorsunuz, yok şu kayırıyorsunuz, yok bu kayırıyorsunuz. Onlar da Domenico'yu bir güzel banladı. Bizim için hiç kimsenin önemi yok dedi. Kısacası ağırlıklarını koydular. Tamam mı? Kendi gözümdenki düşüncemi söylüyorum. Onu yaptıktan sonra bütün yayıncılarla, oyuncularla bence araya mesafe koydular. Ben bunu gördüm. Anladım. O Ya ödül zaten vesaire benim vesaire dediğim bunların olay verilmesinin sebebi bak buydu bence.
Ben sana şunu söyleyeyim mesela. Hani düzenli yayın olayı eyvallah. Tamam, o konuda haklısın. Ama şunu söyleyeyim sana. Ben düzenli yayın yaparken X bir yayıncı da düzenli yayın yapıyordu. Y yayıncı da düzenli yayın yapıyordu. Ama Entity Game onların yayınına gidip adamlara diyordu, Letter'a bak. Letter'dan push desteği falan yapıyordu. Ama benim düzenli yayın yaptığımda bir kere bile gelip adam bana demedi ki kardeşim senin letterında şu var bu var diye. Aynı şeyi Anladın ben mı? de Olay kendim burada için patlıyor. söylüyorum İşte abi. ona bir şey diyemem kanka. Ben mesela bak sana madem Yorumum yok mesela bu yani. oyunda öne gelenler olsun. Mesela bu ekrana klavye mouse koyuyorlar biliyorsun. Evet. Onu getiren ilk benimdir yani. Evet, ilk Daimon'u Vines'de bana da yayınlayan. o ayarladı İlk mesela. sen yaptın zaten. Bana da o ayarladı. Hani bana sürekli yaptığım kombodan dolayı sürekli makro diyorlardı. Ben de diyordum banlatabiliyorsanız banlatın. Benim kombom budur. Hatta gösterdim birkaç kere yayında. Başa çıkamadım abi. Bir gün bir baktım PUBG oynuyor adam birisi. Bir tane overlay kullanıyor. Adını aldım adamdan. Kullanmaya başladım. 2-3 ay kullandım. Ondan sonra zaten millet makro demeyi bıraktı. Bırakınca kullanmadım zaten. Şu an herkes onu kullanıyor mesela. Tamam mı? Hani yenilik getirdik deyince hani yenilik de getirdik ama dediğim gibi Entity Game bunu görmüyor. Ya da görüyor ama benim bulunduğum klandan dolayı ve konumdan dolayı adam görmemezlikten getiriyor. Yani doğru söylüyor bence burada Tolga kanka. Hani ben sana diyorum bak ben bu oyunu solo bir farmer olarak başladım. Ya bildiğin Maviş günde 9 saat tamam mı? Burningstone'da çöp kasan bir adamdım. Hani direkt baba parası laap diye basmadık yani gelip de. Hani o kadar farm yapan adamdım. Tamam o zamanlar yayın açmıyordum o kadar. Eyvallah zaten o zamanlar destek falan da yoktu 2016'da falan filan. Ama tutup da ne bileyim yani böyle o zamanlardaki zamanım olsaydı şu anda mesela bir okçudayım. Şu okçuda farm atsam girdim Draki'deki gibi. Hani aynı şekilde bu şekilde konuşsam adam gelir belki dediğini yapar ama sırf bu klandayım diye bu konumdayım diye adam yapmıyor yani. Hani yapmayabilir. Ben burada yok işte illa da pus vereceksin bana onu vereceksin demiyorum. Vermesin de zaten. Gitsin daha fazla ihtiyacı olana versin. Ama dediğim gibi en azından sembolik olarak bir pot atmalıydı ortaya. Bugün zaten ben yayın açtım. Canım sıkılıyordu işte. Draki mırak işte girdim. Öylesine takılmasına. Zaten normalde yapan bir adam değilim. Sen de biliyorsun. Haricinde İlhan geldi işte. Bu konuyu konuştuk biz işte. Ben salladım falan. İlhan Chat'te. dedi ben bunu yayınla açarım falan filan dedi. Çünkü Dedim tamam ben. açarım yani amına koyayım. Polemik var, kaçırır mı İlhan? Hayır, mevzu polemik değil kanka. Yani benim de bayağıdır zoruma giden bir şeydi bu yani. Ve ben Tolga'nın da dikkatini çektiğini gördüm. Anladın mı? Ondan sonra Nameci chat'teydi, İbo chat'teydi. Sorduk. Abi onlar da bu durumdan rahatsız. Yani biz bu durumdan rahatsızsak, dile getirmeyeceksek niye bu yayını yapıyoruz ki? Ya da niye buradayız yani? Anladın mı? Şey var mı böyle yayıncılardan mesela böyle 2-3 aydır yayını açıp da bu desteği alan var mı? Biliyorsunuz mu hiç? Valla Yani. ya senin destek dediğin olay benim eskiden destek olarak gördüğüm şey şuydu Maviş. İşte insanlar şey alıyordu işte pot mod vesaire bir şey alıyordu. Üzerine bir şey alamıyordu. Bir tek işte Levo zamanında görmüştüm ben. İşte bankasına SCMC. SCMC doldurdular falan. Haricinde pek göremedim hani birisine destek Sen verdiklerini. Discord'da şeyin O var mı zaman senin takın? ben yayında. Kanka bende Discord'da tagım vardı tamam mı? Yayın açmıyorum diye tagı aldılar. Benim de Mesela Discord'da tagım onlar vardı. Banyayınca aldılar. Tolga. Tolga Efendim? lafını böldüm. Kusura bakma isim vermeyeceğim. Benim tanıdığım yayın açan kişi Switch Premium desteği alıyor her ay. Kim? Şöyle isim veremem kusura bakma. Kanka. Özelden ver bari de. Özelden de veremem. Ya ben tahmin edebiliyorum yine Ama bir kendisi ikisi her de. yerine söylüyor. Yani bütün pus masraflarını artı şeyi geliyor yani. Switch Plus'ı geliyor her ay Bana standart. fısıltıdan da yazmışlar Ya duyuyorlarmış. ben sana Yani söyleyeyim mi oluyor Bağış? yani. Yani madem öyle abi her düzenli yayın açana veriyorlar. Sana söyleyeyim mi bir şey? Bu ortalık kanka full yayın açanla kaynar. Ben sana çok basitinden bir örnek verdim ya. O Bugün da 3 var tane ya. O charla dediğin Draki'ye de doğru girdim. kanka. Bak 3 tane charla bugün Draki'ye girdim kanka tamam mı? 3 tane charla Draki'ye girmem benim işte sohbet muhabbet gırgır şamata goy goy yapmam 3 saat sürdü. İşte itemleri ayarlamam. Madem düzenli yayın açacağız abi bunlar ben hemen bir çizelge hazırlayayım ders Aynen saatlerine yani göre. ben de yazayım abi. Tamam mı? Haftada 3 kere al sana düzenli yayın yaz zaten. Hani düzenli yayın her gün açmak değil yani. Belli aralıklarla sık sık açın. Abi, haklısın ama şunu söyleyeyim. Destek babında adamların yaptığı Switch Premium üstüne pus masrafı artı ikişer paket SC ise evet bu destek. Kimse kusura Evet bakmasın o bu destek desteği abi. duydum. Ve bunların hepsi trade edilebilen şeyler arkadaşlar. Bunlar pazarlık satılabilen şeyler.
Ya bir de hak eden adama versin. Mesela örnek veriyorum, bir yayıncı şey olur, tamam mı? Yani, hani mesela kim olur burada? Maviç olur mesela. Adam hem PK'sını atıyor, hem VS'sini atıyor, her şeyini yapıyor. Tamam mı? Geldi. Tamam mı? Destek alsın, sıkıntı yok bu konuda. Ama gidip de farm atan bir adama destek verirlerse o sıkıntı, çünkü adam oyuna TL olarak bakıyor direkt zaten. Ekstradan bir şey olarak bakmıyor. Abi tamam, ben de diyorum ya sana, herhangi bir haklısın. Öyle alayım. Ve ben sana şunu söyleyeyim, sen de hak verirsin. Bu oyundaki en fazla pusu harcayan job Barrior, sen de biliyorsun. Aynen öyle. Barrior 1.5 milyar para harcıyorsa sadece pusunu düzenli almak için. Bunun desteği de eğer entity game'den geliyorsa, abi kusura bakmayın, trilyon kadar zengin olsam bu destektir abi. Kimse kusura bakmasın, bu destektir. Çünkü bunun hepsi ya, söylediğim gibi trade edilebilen şeyler. Yani bunlar destek bak, abi. Kimse kusura bak bakmasın. Bak mesela Maviş'e bir şey yazacağım. Ha tamam diyecek, bak. Diyorum, bekle. Allah aşkına he tamam dedi. Ya Batu. Buna koyayım sen, ya. Ben olayı bir kavrayacağım ondan sonra. Sen olayı daha kavrayamadın mı moruk? Abi yine birilerine bir şey mi veriyor Entity Game'den? Vallahi mi? Ha. Abi senelerdir olan bir şey ya. 1 milyon Caitlyn de oynamazsın ya. Tamam Batu. Aldım senin mikrofonunu. Eren sen konuşsana, bir şey söyleyecektin abi. Dalabilirsin. Bunlar birbirlerine bir şeyler yazıyorlar. Bordo klavyeli gibi çünkü. Birileri birilerine bir şeyler veriyor abi. Bak şu an Maviş'le Tolga çatır çatır. Ya kankam ben şuyum bak. Ben şunun için gelmedim buraya. Lan siz haksızsınız. Ben haklıyım. Ben onu savunmaya gelmedim. Ben ne dedim sana? Doğru dediğin yanlar var ama yanlış da var. Bu yanlışları da tekrar üçüncü kez aynısını söylüyorum. Hani şunlar yayın yapıyordu, bunlar yapıyordu, niye vermiyorlar diye, bu 1.5 aydır veriyor. 1.5 ay sürecinde yayın yapıp da ben herhangi bir makro, illegal vesaire bir şey yapmayıp düzenli yayın yapan herkesin aldığını gördüm. Ha ben bak gördüm. Bunu ilk ben mesela aldım, bana dediler ki gelip chat'e işte dediler pus desteği aldın mı? Aldım kardeşim. Ne aldın dediler, aldık bir şeyler dedim. Ama mesela bazı yayıncılar çıktı, şunu aldım. Ya bunu çok da hani dillendirmeye gerek yoktu bence. Ya ödül alıyorsan alıyorsundur, benim için o kadardı. Ben daha önce 9 aydır ödül almıyorum. Rosetta'da da bir kez aldım. Bana her ay düzenli olarak verecek diye biliyordum ben. Abi 9 ay vermedi adam. Ben gidip de bana niye vermiyorsun, şunu yapmıyorsun demedim. Ya biraz da gerçekçi yönüne bakmak lazım. Bunu verip vermemek sonuç olarak adamın elinde. Evet, bana doğru. 9 ay vermedi diye ben bana vermiyorlar demedim kanka yani. Sustum oturdum. Yapacak bir şey yok. Hani bunu dillendirmek en fazla ne olur? Yani bence birilerinin gözünde kötü olursun. Başka bir şey olmazsın ki. Ya neyse. İnsanlar bilmiyor mesela. Örnek veriyorum, sen alıyorsun, ben almıyorum, sallıyorum. Tamam mı? Sen affedersin bilmem ne çocuğusun. Ben kralım, efendiyim yani. Ben öyleyim. İnsan bu şekilde de yorum yapıyor. Yani. Mahvela ben öyleyim. Karıştırma. Ya kanka ben sana öyle bir şey demiyorum kardeşim. Sen kendi kendine diyorsun. Ben ya, tamam diyorsun. Uyuşayım bakalım. Bana kadar ağzından hiç duydun mu sen? Yok. Duyamazsın. Ya ben sana o kelimeyi kullanmam. Yani ben sana şunu diyorum Maviş, yani hani onu yapacak. Mesela bu desteği veriyorlarsa abi. Şu an chatte kaç kişi var abi? 680 kişi var, tamam mı? O 680'in 500'ü yarın yayın açsın abi. Aynen açın. Tamam işte, herkes bu sesle yazsın abone. Bak adam yayın açıyor. Selamünaleyküm. Herkes tamam mı? Adamın birinci yayını. Daha 12 tane takipçisi var. $500 şey açmış oraya. Donate bar açmış. Ya bir selamünaleyküm, bir dur bir adam tanısın seni, bir etsin. Ya işte amaç buna dönmesin diye belki de böyle yapmıyorlar, anladın mı? Kanka, adam şuraya bir kriter koysa mesela. Dese ki ortalama 200 izleneceksin. Haftada 3 gün yayın yapacaksın. Şunu yapacaksın. Bunu bir kriter koysa herkes sırf pus testi almak için gider bunu yapar. Yani ödül almak için değil de bak. Burada bu olmalı. Yani o ödül senin o ödülü almak istediğin için. Hak etmen verilmiyor. Lazım. O sen ödül... yayıncı olmalısın ki seni desteklesin o adam. Kardo bizim sadece de... Sadece ödül için yayın yaparsan olmaz. Kankacım bizim ben de mavi tikimiz var ki. Yapıyorum. Tamam ben da. Bir yıldır Instagram'a gidip bana destek ol demedim. Niye? Ben yayın yapıyorum abi. Bu ben yayın yapıyorum. Vermek zorunda değil ki bana. Ya makro... Abi vermiş, Allah razı olsun dedim, geçtim. Kardo bak şimdi. Anasını siktiğimin yerinde biz de yayıncıyız. Anladın mı amına koyayım?
Ben yeri geliyor Justin'lik de yapayım. Abi ben Twitch'in de yayıncısıyım. Tabii, tamam. Tamam ben tamam Wise da yayıncı işte. Amına kodum yerinde adamın işte, mavi teki var. Adam ödüleri verdikten sonra yapmadı diyorum o yayında. Tamam Wise bundan kanka, sonra benim o da, tamam. Yok yok benim zamanımda da ödül veriliyordu onu diyorum ben. Tamam sana. İşte sen işte şimdi bundan sonra bilmiyorum kanka. Şimdi sen ha, senin işte de, diyorum ya bak ben çok güzel takip ediyorum bazı şeyleri. Ha bundan dolayı kanka, tepkini anlayışla karşılıyorum. Senin bildiğin noktalar da var. Maksat kanka şey burada verilip verilmemesi değil yani bana 5000 tane pot veriliyor. Gelsin ben vereyim abi. Sıkıntı yok o konuda. Tamam mı? Ama tutup da biz böyle yayın yaparken hani sadece yayını biz niye yapıyoruz? İşte millet görsün, eğlensin. İşte Night Online'ın reklamı olsun. Serverımıza adam gelsin. Abi Twitch'te Night Online haplansın. Oyun oynansın amına koyayım. Yoksa abi, biz... Ben mesela geçen akşam yayını yaptım. PK yayını. Ben biliyorsun akşam yayını yapamıyorum ailemden dolayı. O yayını niye yaptım? İnsanlar Vega'nın PK'sını görsün ki sağda solda boş konuşanları şey yapmasın. Ya şu an bana Vega boş diyene git diyorum. İki gün önceki PK yayınımı izle. Boş mu dolu mu? Yani mesela oğlum ama Vega boşken biz de yaptık işte. Bunu. Gündüz yayını ya, kendim için yapıyorum yani. Ya işte şöyle. Ben diyorum ya Mavi sana hani bunu yapıyoruz biz. Yapmamıza rağmen ki izleniyoruz da yani mesela bak. Açtığımda ben düzenli yayın izleniyordum yani 500'den aşağı çekmiyordu. Ya, yani bak az çekerken azıcık, gelip bir CM'de. Kolun varsa biraz da beynin varsa Night Online'ı izlenirsin kanka. Valla kanka ben sana şunu söyleyeyim yani 500 kişi izlenirken de CM'in gidip 3 kişiye o pot desteği yapıp da 500 kişi izlenen adama pot desteği yapmaması sence ne kadar mantıklı? Hani ben potunda değilim. Sen beni anlamışsındır yani. Sadece ben geri falan... Ben seni anladım. Ben seni o şeyden dolayı anladım. Anladın mı? Yazdığından dolayı anladım. O yüzden sana bir şey diyemem. Neyse moruk. Benim 2 dakikam var. Daha human basacağım. Kavga etmeye devam edecek misiniz birbirinize? Polemik mi yapıyorsunuz abiniz şimdi amına? Yok abi biz polemik yapmıyoruz ki. Polemik biz yok. Zaten, yok. Düşüncemiz biz zaten 24 biz zaten 24 saat aynı TS'de olan adamız mı abi? Tamam şey kardeşim yani. Beni Secret TS'sinden banladığınızdan beri girmiyorum abi. Sen de bıraktın server'ı oç yani şimdi konuştum. Hak ettim ama biliyorsun. Hak etmediğim hiçbir şeye şey demem. İstersen Tahsin'i çağırayım bu konuda konuşsun yani. Yok abi yok konuşmasın Tahsin. Yok. Yok. Telif atar bak entity'ye dikkat et kanka bir şey olmaz abi. Kanka bizim de PK parti kuruluyor herhalde. Burada teliflik bir ben şey yok ki. Canım, var mı görüşürüz kanka canına evet. Sağlık. Haydi görüşürüz. Abi, İyi akşamlar. Bay bay. Abi bu yayında teliflik bir şey yok yani ben Entity Game'in Night Online'ın kendi orijinal sunucusunda Destan Server'ında oynuyorum yani. Burada teliflik bir şey yok biz sadece aklımızdan geçenleri söylüyoruz düşündüğümüz şeyleri söylüyoruz. Düşünce suçundan çok yatmam Hakim Bey. Allah beyler benim görüşlerim bu yani bu düşüncede hani böyle hani buna katılan olur katılmayan olur orası size kalmış ama yaptıkları şey bence yanlış hani ağlayan adama veya farmer adama destek vermesindense hani bana vermesinler ben de istemiyorum mesela tutup da hak eden adama PK atan adama gitsin versin hani vermesinde yana sıkıntı yok yayın açan adama hayli hayli versin çünkü bir destek bile yayın açan adama hani ertesi gün yayın açma isteği getiriyor bu sefer night hype'lanıyor. Hani Night Online'ı buradaki herkes oynuyor yani. Şimdi benimle aynı server'da oynayan adam vardır. Ben yayın açıyorum diye 3-5 kişi server'a başlasa siz de kapışsanız daha iyi olmaz mı ya? Yani. Maksat bu yani kanka. Başka bir durum yok burada. Art niyet yok burada. Umarım doğru düzgün bir şekilde anlatabilmişizdir Tolga. Beğendin mi kardeşim anlattığımız şeyi? Valla kanka baktım sen anlatamıyorsun. Mavişte çıkamıyorsun işin içinden. Abi Mavişte ben işin içinden nasıl çıkayım aman akıyım. Sen abi, çıkarsın. Ben geleyim dedim olayı müdahil yani, olayım dedim. Yani Maviş şey gibi aman akıyım. Yani hükümet partisi gibi aman akıyım. Anladın mı? Yani ben de bir İmamoğlu değilim. Burada İmamoğlu sensin aman akıyım. Estağfurullah kardeşim. Neyse abi. İyi tamam ben de kaçıyorum İlhan. Öpüyorum hadi canım görüşürüz. Teşekkür ederim. Hadi eyvallah iyi hadi eyvallah görüşürüz sağ chat. Kanka kapatacak mısın biraz?